Eline sağlık. Afiyet olsun. Söyleyin bakayım Mehmet Sayın Bey'im. Muhala'ya alışverişe yollayacağım. Akşama ne hazırlayayım? Hiç. Latife ediyorsunuz herhalde. Hem insanlar istemeye gelsin diyorsunuz. Hem de bir şey yapma. Nasıl bir iş bu? Rezil mi olalım yani? Niye rezil olalım Kerime? Gelecek olan alt tarafı bir kunduracı ailesi. Ellerine dökeceğimiz kolonyayı bile hayatlarında koklamamışlardır. Bizim evin havası bile onlara fazla gelir. İzzeti ikrama hiç gerek yok. Davetimiz bile onlar için bir lütuf. Elinizi çabuk tutun. Dalyan abi gelmeden mekanın hazır olması lazım. Hoş geldin Nazif abi. Hoş bulduk. Dalyan yok mu? Yengeye bakmak dedi. Eli kullandı da gelir şimdi. Çay hazır. Doldurayım bir bardak. Çay doldurun. Oğlum bu helvaları kuru komşuya dağıtın. Kalan da arabada. Hayırdır Dalyan abi? Kibarımın kararını bozmuşlar. Ağzımızın tadı yerine geldi. Allah hayrını kabul etsin Dalyan. Yüreğimizin gamı kasveti güneşinde dağılıverdi. Haberi kendim getireyim dedim ama. Bizde kuş çok. Hem her zaman böyle müjdeli haber almıyoruz. Önce hangisinden başlıyoruz? Hı? Güneşin altında kemiklerimiz ısınırken şiir mi okuyacaksın? Yoksa arabayı atladığımız gibi Karadeniz'e mi gideceğiz? Ha? Önce düğün derne kuracağız Mahir ile Feride kızıma. Bugün Allah'ın emriyle istemeye gidiyoruz. Oh be! Sonunda sevenlerin yüzü gülecek ha. Ah be. Gel, gel kibarım. Oğlum bize iki çay. Lan oğlum gene düşmüş bu ayki nafaka. Sağ solu birbirine girmiş milletin abi. Esnaf da haliyle kan alıyor. Abi. Seyis abim, hoş gelmişsen. Hoş bulduk. Abi buyur, gel böyle otur. Abi çay kahve, ne içersin? Vaktim dar. İşler nasıl? İdare ediyoruz. Vadesi dolmadan borcumuzu toparlamaya çalışıyoruz. Onun için geldiysen daha vakti vardı. Para dediğin ne ki Berdan? Alınır, verilir. Borç ödenir. Gene istenir. Yeter ki gönüller hoş olsun, değil mi? Öyle tabii. Misal, senin yekün ne kadardı? Çok. Ama dedim ya mesele yok diye. O çoğu tek kalemle hiç yaparız icabında. Seyis abim, harbi mi söylüyorsun? Bilirsin, şakadan haz etmem. Boş yere konuşmayı sevmem. Dediğimi yaparım. Karşılığı mukabilinde tabii. Abi emrin başım üstüne. Ne istersen. Hadi eyvallah. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk ablacığım. Ne alacağız şimdi?
Vallahi abi böyle ortaya karışık bir şeyler. Yani maksat elin boş kalmasın. Ha diyorsan bu bakan kızı, orasını bilmem. Kızma abi, şaka yapıyorum. Abla sen bana şu papatyalardan büyük bir buket yap. Bunlardan. Benim sevdiğime yakışır. Yeter mi? Yok, bir tane daha koy. Bakayım. Tamam. Abi vur de vurayım, yık de yıkayım. Ama bunu isteme benden. Bizim Orhan'la meselemiz çok hususi. Bak anlatayım, sen de hak vereceksin. Mahiyeti beni alakadar etmez. Ben diyeceğimi dedim. Orhan'ın kılına zarar gelmeyecek. Abi adam namusuma göz dikmiş. Bana bak aslanım. Orhan'ı öldürürsen borcun sabit kalır. Üstelik benim asabım bozulur. İşte o zaman vaktine vaktine bakmam, değiştiriveririm derini. Gördüğün gibi bizde ısrar yok. Seçenek çok. Düşün, taşın. Hangisini iyi tutarsan haberimiz olsun. Daha vakit var nasılsa. Mehmet Bey, davaya emsal teşkil eden dosyaları da çıkartın. Aynı zamanda sanığın ilk ifadesini de istiyorum. Savcılıktan temin edilsin. Tabii ki hakanım. Bir sorun mu var? Hayır. Adliyeye döndüğünüzde çok memnunum. Sizinle çalışmak büyük bir şeref. Onu belirtmek istedim sadece. Çok teşekkür ederim. Her türlü sualinizi samimi bir şekilde cevaplamak için buradayım Savcı Bey. Tek gayem size yardımcı olabilmek. İstediğinizi sorabilirsiniz. Başlayalım hadi. Merhum Süleyman Yılmaz cinayeti davası ile ilgili deliller elinize nasıl ulaştı? Gazetemizin tirajı çok yüksek. Kamuoyuna yön veren haberlerimizle ünlüyüzdür. Tabii hal böyle olunca bize güvenen, ihbarda bulunmak isteyenlerden her gün türlü türlü isimsiz mektuplar gelir. Bu mektupların bazıları haber değeri taşır, bazıları taşımaz. Bazıları da burada olduğu gibi deliller gönderirler bize. Merhumun katiline dair delil de işte söylediğim gibi isimsiz bir zarfın içinde elime ulaştı. Peki adalete neden teslim etmediniz? Delil saklamanın suç olduğunu bilmiyor musunuz? Açıkçası evvela ciddiye almadım. Sonra delilin gerçekliğine inanmadım Savcı Bey. Yani bu kadar elzem olduğunu fark etsem derhal teslim ederdim. Dosyaları hazırladım Hakim Hanım. Odama bırakın, sonra bakacağım. İyi mesailer. İkametinizden ayrılmayın. Sizi tekrar çağırabilirim. Nasıl arzu ederseniz efendim. Mesailer.
Az önce çıkan Sinan Koca'yı neden salıverdiğinizi öğrenebilir miyim Savcı Bey? Suç teşkil edecek bir harekette bulunmamış. İfadesini aldıktan sonra gönderdim. Nasıl olur? Delil alıkoydu, bu suç değil mi? Kabahatli olduğu muhakkak. Ama kasıt olduğunu düşünmüyorum Hakime Hanım. Delilin önemini kavrayamamış. Hem müşteri olun. Ben soruşturmaya devam edeceğim. Sinan Bey'i de yeni bilgiler ışığında tekrar sorguya alacağım. Sadece tutuklanma talebini gereksiz gördüm. O kadar. Al bunları da eve götürüver Songül. Sen ben de gel delikanlı. Birlikte gideceğiz, tıraş olmaya. Nazifer çantanı bana. Biz de gelecek miyiz abi? Hep birlikte gideceğiz. O zaman hazırlanayım ben. Tamam hadi koş koş koş. Nasıl gidiyor okul? İyi abi, bir yaramazlık yok. Annem bir durmadın ya. Süs püs benim neyime kızım. Hadi tamam oldu, topladık işte. Daha babanın takımlarına bakamadım. Sen telaş etme, ben hallederim onu. Ha, İknur nişan için aldığımızı çıkar kızım hadi. Tamam. Ayten. Nazif babaya sütlaç yaptım anne. Onu sevdiği gibi tarçın da koydum üstüne. Sen masaya bırakıversene. Elim ayağım tutmuyor. Aa, ne oldu, hasta mısın ki? Akçabak kız istemeye gidiyoruz. Öyle mi? Hı-hı. Hayırlı olsun. Allah tamamı neredesin inşallah. Amin kızım, amin. Hadi geç, içeride çay hazır. Bir bardak içiver. Aman yok anne, ben hiç çayma içmeyeyim. Dünden beri bulantım var zaten. Aa, üşüttün mü ki? Yok, dikkat ediyorum ama. Peki şey nasıl? Geciktin mi bu ara? Bilmem. Olabilir aslında. Birkaç gün sanki. Aa, kız gibi misin yoksa? Nasıl anlayacağım ki ben onu? Sen anlamayacaksın. Adalet ebeye gideceksin. O bakıp diyecek. Tamam ben gideyim o zaman. Tamam. Beni de haberdar et. Aklım sende kalır yoksa. Allah'ım sana şükürler olsun. Her şeyler yoluna giriyor. Aldım sakladım. Önce akıl etseydin. Ben büyüğüm Songül. Saçmalama, ver şunu. Kızlar ne oluyor? Mahalleyi dolduruyor sesiniz. Neyi paylaşamıyorsunuz? Ya tutturdu abimin gömleğinin takımını ben ütüleyeceğim diye. Bir şey der misin şuna? Ben ta dünden koydum aklıma. Abla boşuna uğraşma. Ver bakayım şunu bana. Oğlunun gömleğini ütüleme şerefi annenindir. Çekilin bakayım şöyle, çekilin. Aldı gitti vallahi elimizden. Anne. Hoş geldiniz Feride Hanım. Hoş bulduk Muhalla. Anne. Annemler yok mu? Öğleden sonra ayrı ayrı çıktılar evden. Henüz gelmediler. Öyle mi? Akşam için bir hazırlık yapmadınız mı Muhalla? Kerim Hanım bana bir şey demedi çıkarken. Belki dışarıdan bir firmayla falan anlaşmıştı. Bir malumatım yok Feride Hanım. Ama öyle olsa mutlaka bilirdim. Peki Muhalla. Hmm.
Dur, dur, yakanı düzelteceğim. Hadi anneanne, sıkıldım artık. Bu ne Nazif? Aşk olsun. Kutudan mı aldın yoksa? Ben verdim Safiye. Göz hakkı o elleme. Evden çıkmadan üstünü batırsın da tam olsun. Çocuk o Safiye, kirlenecek de çikolata da yiyecek. Bırak, hakkını vererek yaşasın her anını. Karadayım. Maşallah. Gel bakalım Hasan. Sen ne yakışıklı olmuşsun ya. Oğlum. Allah bugünleri de gösterdi ya. Şükürler olsun. Hadi Safiye. Biz kapının önündeyiz. Sen de kızları al hemen gel. İnsanları bekletmek bize yakışmaz. Tamam. Neredesiniz kızlar? Songül, İknur. Dayı. Çikolataları ben taşısam. Kediye ciğer emanet edilmez ya. Hadi taşı bakalım. Hadi. Gidene kadar kutuyu boşaltmasın baba. Bu tepsi daha büyük Feridan. Tamam Muhalla. Bunlar da hazır sayılır zaten. Siz hiç uğraşmasaydınız ben hallederdim. Olur mu öyle şey? Bana hiç zul gelmiyor. Hayatımın en mutlu günü bugün. Allah daim etsin. Amin. Gerek yok dedim Kerime Hanım. Anne. Nerede kaldınız? Buradayız işte kızım. Akşam oluyor neredeyse. Gelmeyeceksiniz sandım. İşlerimiz vardı kızım. Bankaya uğramamız icap etti. Çok mu aciliyeti vardı anne? Akşama mahirler gelecek biliyorsunuz. Unutmak mümkün mü kızım? Başım çok fena, bir su içmem lazım. Unutmamışsınız ama hiçbir hazırlık da yaptırmamışsın anne. Ne yaptırsaydım kızım? İnsanlar kızımı istemeye geliyor. Zeti ikrama değil. Usulünce kahvelerini içsinler, ziyaretlerini yapsınlar yeter. Hem bak, bana hacet kalmamış. Sen gerekeni yapmışsın. Müsaadenle üstümü değiştireyim. Sağ ol Halil. Sağ olun. Geç kalmasak bari. Şuradan bir dolmuşa bindik mi yarım saatte oradayız annem, merak etme. Vay kardeşime bak be. Sonunda hayırlı gün geldi ha. Maşallah kardeşime nazar değmesin. Allah tamamını erdirsin de düğünü de kuralım inşallah. Sağ ol kardeşim. Karısı başına. Eyvallah, sağ ol. Sağ ol, saygılar. Sofya anne. Sağ ol İsmet Öğren. Taksiyle mi gitseydik? Bir arabaya sığmayız ki baba. Hem birazdan gelir de olmuş. Aslan'la öne geçelim. Nazif! Dayının pantolonuna değdirme ayakkabılarını. Toz toprak olacak üstü yoksa. Adalet Bey'e bakmıştım ben. Yok abla, az evvel çıktı. Doğuma çağırdılar. Hay Allah.
Peki ne zaman gelir? Bilmem ki. Bir avazda doğarsa çok sürmez. İstersen gel içeride bekle. Tamam. Mualla. Efendim Feride. Acaba bu İngiliz porselenlerini mi koysak? Daha zarif, daha ince. Olur Feride Hanım. Ya da yok. Yok yok. Tamam, vazgeçtim. Bunlar olsun. Şimdi kahvenin yanında likör ikram etmeyeceğiz. Lokumlar vardı ya, onlardan koyarsın şöyle tabağa. Tamam Feride Hanım. Ha, bir de su bardağı için altlık ve dantel var. Onu getir lütfen. Tamam. Allah'ım öleceğim heyecandan. Sen dur Mualla. Ben içerim. Baba. Kapı çaldı, geldiler. Al öyleyse kızım içeri. Neşe, hadi gel kızım. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin. Hoş geldiniz, buyurun. Gerek yok çıkarmanız ama nasıl rahat ederseniz. Çıkartalım kızım, alışkanlık. Peki, ben şöyle vereyim o zaman. Sağ ol kızım. Hoş geldiniz. Ben Feride'nin babası Mehmet Saim Şadoğlu. Memnun oldum. Ben de Nazif. Kerim'i. Müşerref oldum. Ben de Safiye. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Küçük kızım Songül. Hoş geldiniz. Büyük kızım İlknur. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Memnun oldum. İlknur'un oğlu, torunum Nazif. Çok memnun oldum. Kalabalıkmışsınız. Onlar büyük bir aile anne. Ne güzel işte. Lütfen buyurun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle biraz gel. Ay öyle olmadı, çok sıkıştınız. Mualla, içeriden bir sandalye getir kızım. Zahmet olmasaydı. Rica ederim, ne zahmeti. Teşekkür Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Sizler? Bizler de iyiyiz. Neşeciğim. Seni Nazif'le tanıştırayım. Nazif, bak bu Neşe, benim yeğenim. Merhaba. Merhaba. Senin prensin. Evet. Hey, hey.
konuşması yok. Bugün de haftaya çağırıyorsun. İşin sırrı söyledi abi. Sayesinde mekan baya baya meşhur oldu gitti. Allah bozmasın Selim. Bu ara talih kuşu üstümüzden ayrılmıyor. Sen bana şu masaya bir dönersene ben keyif yapayım. Desene bizim keyif yarıda kaldı. Salon erkeği geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selim, bize bir masayı donatsınlar. Bakın bakın, hadi. Ver ver abi. Şeref verdiniz mekanıma. Keyifler nasıl? Gayet iyi. Burayı son gördüğümden beri bayağı palazlanmış. Vallahi bravo. Senden beklemezdim. Tebeciğiniz. Biz de bir şeyler yapıyoruz işte elimizden geldiği kadar. Oğlumun vefatından ötürü meclise pek gidemedim. Durum karışık, siyaset gergin. Yeri gelmişken, başınız sağ olsun. Sağ ol. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Amin. Amin. Kahvelerinizi nasıl alırsınız? Senin elinden nasıl olursa kızım. Kalabalığız, uğraşma ayrı ayrı. Rica ederim. Ben zevkle yapacağım. Sen bırak kızım. Mualla yapsın. Ben yaparım baba. Daha çıkarır mısın? Feride abla yardım ister misin? Çok heyecanlıyım Songül. Abim kahvesini acılı yapalım mı? Yok. Babamlar zaten gergin. Bir de Mahir'i bunaltmayayım. Tamam. Nasıl istersen. Çok başarılı bir ses. Çok beğendim. Necdet, kedi olalı bir fare tutmuşsun. Asıl istediğin böyle olur. Değerli misafirlerimiz, bir müddet sizleri saz arkadaşlarımla baş başa bırakacağım. Alkışlayan elleriniz belki dönmesin efendim. Eğlencemizi yaptık. Biraz da iş konuşalım ha. Hay hay, benim odaya geçelim mi? Geçelim. Buyur. Patron, nasıl bir iş var aklında? Bir sevkiyat varmış, kulağıma haberi geldi. Büyük bir parti mal gelecekmiş. Öyle mi? Ne taşıyorlarmış? Silah. Seninle daha önceden bu sevkiyat işinde biliyorsun tatsız bir tecrübe yaşadık. O zamandan bu zamana kendine çekidüzen verdiğine inanıyorum. Eğer bu işte bana yardım edersen sen de çok mutlu olacaksın. Şimdi daha çok merak ettim ya. Ne yapacağız? Bu malın güzergahını öğrenip pusu kuracağız. Mallar bizim olacak.
Bu işte sana güveniyorum Necdet. Malları çal, bana getir. Bu sefer karın çok büyük olacak. Ne dersin? Var mısın çok zengin olmaya? Kaç gün geciktim dedin? Bilmem. Bir hafta falan. Ama çok bulantım var dünden beri. İyi. Hadi kalk bakalım. Bir şey anlaşılıyor mu? Ne bileyim öyle bulantı falan olunca. Hadi gözün aydın. Bosbayağı gebesin. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Madem kahvelerimiz de geldi, biz de niyetimizi diyelim. Sebebi ziyaretimizin sebebi malum. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızınız Feride'yi, oğlumuz Mahir'e istiyoruz. Bir yuva kurmak, evlilik bizim ailemiz için çok mühimdir. Mezara kadar gidecek bir akittir bizce evlilik. Bu uzun yola birlikte çıkacakların denkliği yolu kolaylaştırır. Hele ailelerin denkliği. Bahçeden koparılan bir gül değil. Ki öyle bile olsa bunun dalı var, dikeni var, toprağı var, kökü var. Şöyle bir bakıyorum da hiç kimse iddia edemez bu davulun tokmağına göre olduğunu. Baba. Ben seni dinledim. Bu insanları davet ettim. Şimdi hepiniz beni dinleyeceksiniz. Bir dakika Feride. Bırak baban ne söylemek istiyorsa söylesin. Mahir Bey'in okumamışlığına, kunduracı oluşuna hiç girmeyeceğim. Bir kabadayı oluşu asla kabul edilemez. Bir hakime ile bir kabadayı. Sizin hiç aklınız yatıyor mu? Baba, hadi kalkalım. Otur oğlum.
Biz misafirliğe geldik. Edebimizle vazifemizi yapacağız. Bu fevri hareketler bile söylediklerimi teyit ediyor. Ama hoş görmek lazım. Afla çıkmış bir idam mahkumunun oğlu olmak kolay değil. Yeter baba, yeter. Ne bekliyordun Feride? Buna müsamaha edeceğimi mi? Senin gözlerin kör olmuş. Gerçekleri görmüyorsun. Oysa ben görüyorum. Bir bize bak. Bir de onlara. Bu iki aile aynı sofraya oturamaz bile. Bitti mi beyefendi? Biz sizi dinledik. Şimdi sen bizi dinle. Kimin kime denk olduğunu, hamurunun hangi harçla yoğrulduğunu kimse bilemez. Kimse oturduğu yerden bir başkasına değer biçemez. Senin ardına düşen gölgen büyüktür. Benim yüreğim. Benim geçmişimde utandığım bazı hatalarım vardır. Senin geleceğinde. Biz buraya umudumuzu, sevincimizi, yüreğimizdeki sevgiyi aldık geldik. Niyetimiz temiz. Vazifemizi yerine getirdik. Allah'ın emriyle dedik. Bir babaya düşen ya hay hay demek ya da olmaz bu iş demek. Cevabını ver öyle gidelim. Benim size verecek kızım yok.